360 ekranından yeni nesil yayıncılıktan Maksat Yarışma Kovalsın programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşım Ayberk Bayraktaroğlu ve bugün aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. Stajyer arkadaşım Sema Nur. Soyadı neydi Sema Nurcuğum? Çapan. Çapan. Çapkan. Çok zor anladım ama Sema Nur Çapkan bizimle olacak. Bir dahakine ezberleyeceğim Sema Nurcuğum. Bizim de bugün Sema Nur'la ilk günümüz efendim. Hazırsanız tüm hızımızla, enerjimizle ekipçe başlıyoruz. Buyursunlar. Yanımda tatlı bir hanımefendi var. Dedi ki eyvah, bilmezsek rezil olmayalım. Yok dedim, olmazsınız. Ben destek oluyorum yarışmacılarıma. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Tanıyalım sizi, hoş geldiniz. Tülin benim ismim. 3 kızım var. Ay ne güzel. Adları ne Tülin Hanım? Melda, Azra, Berika. Kaç yaşları kaç? Bir tanesi 1 yaşına girmek üzere. Oy yerim onu, çok küçük. Bir tanesi de ilkokul 1'de. Maşallah ya, siz de genç gösteriyorsunuz. Ben son günlerde hakikaten öyle bakımlı, hoş, genç anneler görüyorum ki imreniyorum valla. Kurtanca kızıma bale kostüm almaya geldim. Ay yollarımız onun için kesişti. Evet. Bir de baleye gidiyor. Evet. Seviyor mu? Seviyor. Zamanında ben de yapmıştım ama zordur lan. Yani evet. Onu da söylemeyin, sevmek yetmez. Başladı. Bakalım. Ne güzel, harikulade. Bulabildiniz mi kostüm, daha yeni mi bakacaksınız? Aynı geldim, evet. Peki, yeni geldi hanımefendi, hemen tuttuk kolundan. Maksat Yarışma Kovalsın programındasınız. 360 ekranında. 3 sorum olacak size genel kültürle ilgili. İlki kolay, ikincisi orta, üçüncüsü bir parça zor oluyor ama yardım edeceğim. Korkmayın, korkutuyorum hanımefendiyi. Hazırsanız eğer, şöyle kartlarım var. Buyurun istediğinizi seçin. Oradaki soruları soracağım. Bu Melda'nın şansı. Bu Melda'nın şansı ne oldu? Peki bakalım. İlk sorum şudur size. Türküde bulunmaz eşin sözleriyle metiyeler düzülen şehrimiz hangisidir? Bulunmaz eşin. Malatya. Malatya, doğru cevap alıyoruz alkışları. Nerelisiniz? Uşak. Uşak ya, nasıldı? İstanbul'dayım ama ailem Uşaklı. Oradalar mı peki? Uşak'ta mı ikamet ediyorlar? Oradalar. Ama sürekli gelinip gidiliyor. Nasıl Uşak? Nasıl bir yer? Sizden dinleyelim. Uşak Karalı kazasındanız biz. Selam olsun diyelim. Buranın insanları da çok güzel. Bütün hemşirelerime de selam gönderiyorum. Ay ne güzel. Uşaklı insanlar nasıldır? Çok fedakardır. Merhametlidir. Bizim Karalı kazasında bildiğim kadarıyla karakol bile yok. Hiç asayiş olay yok. Çok düzgün insanlardır. Çok çalışkandır. Ben Uşaklı olmaktan gurur duyuyorum. Karalı olmaktan. Ne güzel efendim. Tüm Uşak'a selam gönderelim. Gittin mi Ayberk Uşak'a? Ne zaman gittin? Her yere gittim diye vallahi. Peki bakalım, ikinci soruya geçiyorum efendim. O da şudur. Küçük şelaleye ne isim verilir? Küçük şelale. Hatta isim de var yani. İnsanlar isim olarak da koyuyorlar ona. Küçük şelale. İşte. Ş harfiyle başlıyor. Şeyle. Yok. Ş. Küçük şelale. Şeşmilas falan değil mi? Değil. Çağ. Bir tahminde bulunun. Böyle küçük şelaleye, sulak yere ne isimler verilir? Bir aklınızdan geçirin. Ç ile başlayan. İkinci harfi de A. Çağ. Ne? Çağ. Çağ. Küçük şelale. Küçük şelale. Çağ. Çağ'nın. Aslında bildiğinize inandığım bir şey. Bence bir tık daha düşünmeniz lazım. Nasıl ipucu verebilirim diye düşünüyorum Ayberk'cim. Yani o şelale mesela deriz ki... Daha fazla ipucu veremiyorum sanırım. Çağla, Ç, A'yla. Çağla bir şey. Hanımefendi Çağla dedi. Çağla. Çağlayan. Çağlayan. Peki alıyoruz alkışları. Geç olsun, güç olsun. Çağla nereden geldi aklınıza? Çağla yani Çağla başlayınca Çağla. Evet. Çağla diye devam etti. Peki efendim. İkinci soruyu biraz terlettik. Teşekkür ederim. Ne demek? İkinci soruda terlettik, son soru zamanı. Tamam. Bir derin nefes alın, son soruda bilmemiz lazım. Hiç heyecanlı değilim. İlk defa böyle bir tecrübe. Ne güzel. İler yüzünüz, arkadaşınız beni ikna etti. Çok teşekkür ederim. Kızlarım inşallah izleyince çok değişik. Evet. Onlara buradan ne söylemek istiyorsunuz? Onları çok seviyorum. Sevilmez mi evlat?
benim için çok kıymetliler. Ne güzel. Eşim ve üç çocuğum, ailem çok kıymetli. Ay ne güzel, ne güzel. Son sorum da şudur efendim size. Maddenin uzayda kapladığı alana ne denir? Nedir maddenin uzay? Hacim değil mi? Hacim, doğru cevap efendim. 3'te 3 yapıyoruz. Market çekimizi takdim ediyorum size. Nasıl geçti yarışma? Anlatın izleyicilerime. Güzel geçti. Çok güler yüzlüsünüz. Ben denk geldiği zaman televizyonda da izliyordum. Çok hoş. Arkadaşlarınız, kız arkadaşınız beni ikna etti. Çok memnun oldum. Biz de öyle. Tecrübe oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bizim için bir maksat yarışmak olsun diye lütfen. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Bakırköy'de devam ediyor. Ay inşallah biliriz dedi beyefendi. Önemli olan market çeki değil, bilemezsek kötü dedi. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz de iyisiniz. Ben deyim, hoş geldiniz. Maksat Yarışmak Olsun programındasınız. Sizi tanıyalım. Mehmet Dural ismim. Elektrik mühendisiyim. Emekliyim şu anda. Emekliliğin tadını çıkarıyorsunuz değil Geçerek, mi? Evet, doğru. Ama ne güzel, sefanız olsun. Buralarda yakın mı oturuyorsunuz evet, buralara? Evet, yakın yakın. Bakırköy'deyiz. Bakırköy'desiniz. Biz de Bakırköy'deyiz bugün. Peki hiç evden dışarı çıkarken aklınıza gelir miydi bir yarışmada yarışacağınız? Yani bazen böyle görünce geliyordu. Ama bugün gelmedi tabii. Bugün gelmedi. Her gün gelmedi tabii. Peki bakalım bugün neler olacak? Evet, bakalım. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Soralım. Hadi soralım. Ama öncesinde siz kart seçin. Buyurun, hangi kartı isterseniz onu seçin. Evet, kendi şansınızı kendiniz tayin ediyorsunuz. Hemen aldım. Ay alamadım, bakmayın. Kartlarım gidiyordu. Cevaplar da var mı? Cevaplar da var tabii. Baksam ne fark eder diyor beyefendi. Peki ilk sorum şu efendim size. Halk arasında çok güldükten sonra ne olmasından korkulur? Ay çok güldüm. Çok güldükten sonra kavga, üzüntü. Üzülünce ne yaparız? Ağlarız. Ağlamaktan efendim alalım alkışları. Yardım da var. Ya var var, yardım da var. Biz o bildiğiniz yarışmalardan değiliz. Biz yardım ediyoruz efendim. İkinci sorunuza geçeyim. Evet. Şarkılarla aranız nasıl? Çok yoktur ya. Ha, hakikaten mi? Burada çok yardım etmen lazım. Öyle mi? Bence bilirsiniz. Sorum şu. Usta sanatçı Kayahan 1990 yılında hangi şarkıyla revizyona katılmıştı? Şarkının ismi yani, tam ismi. Evet. Ben ne 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 ne. Özledim, yok değil. Yok. Ben de. Ben yine ne 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 ne. Ben yine sana aşık. Değil. O da mı değildi? Ben yine sana sevdalı. Değil. O da değil. Ben yine ne 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 ne. Hasret. Değil başka. Olmadı. Ben yine din 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 din. Ben yine sevdalı, ben yine. Aman vermez hasretin. Ben yine sana vurgun. Siz başka şarkıya gittiniz. Başka ben yine galiba. Sana vurgunum. Ben ona yine, gittiniz siz evet. Ama o değil. Evet değil. Ben yine sen mi sana... Yok, bilemiyorum. Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar. Böyle başlıyordu yanılmıyorsam. Evet, yok yok, ne yapsan... Olmayacak mı? Olmayacağız. Söyleyeyim mi? Evet, artık. Gözlerinin hapsindeyim. Ben yine gözlerinin hapsindeyim. Yok, gelmedi aklıma. Olsun. Evet. Maksat yarışmakta. Bir Kayahan sorusuyla uğurluyoruz evet, sizi. Teşekkürler. Artık hiç unutmazsınız. Bir dinleyin yok. Şarkıyı. Evet. Yo, dinlemişimdir de. Bildiğiniz bir şarkıdır. Gel. Olsun. Maksat tamam, yarışmakta. Hoşça kalın. Renk kattınız. Tamam. Görüşmek üzere. Uğurluyorum beyefendi. Yanıma kim geliyor Sema Nurcuğum? Bir başka hanımefendi. Çok hoş bir hanımefendi geliyor. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben deyim. Şöyle bir adım öne alayım sizi. Siyahlar içerisinde bir hanımefendi. Seviyor muyuz siyah? Evet, çok seviyorum. Ben de seviyorum. Valla siyah beyaz vazgeçilmezim. Her zaman ne giyerseniz gün çok şık duruyor. Ama siz ekstra şıksınız. Onu da söyleyeyim. Siz de kadar değil. Ne yapmaya çıktınız bugün? Bugün alışveriş yapmaya çıktık. Alışveriş ne alışverişi? Mağaza alışveriş yapıyoruz. Giyim kuşam mı? Her şeye bakıyoruz. Her şeye bakıyorsunuz. Peki efendim, alışveriş gününüzdesiniz. Yollarımız kesişti. Arkadaşım Sema sizi tuttu, kolunuzdan getirdi galiba. Yani öyle. Peki ne güzel, ne mutlu. Yamadınız. Evet. Çok da tatlı bir stajyer arkadaşımız hakikaten. Evet. Bu sezon güzel geçer Sema'cığım. Peki. Efendim 3 sorum olacak size. Maksat Yarışmak Olsun programındasınız. Kartlarımı uzatayım. İstediğinizi seçin.
geldi aradan bir kart. Bakalım neler var kartta, inşallah bildiğiniz yerlerdendir. İnşallah. Genel kültürünüz iyi midir? Valla idare eder. Evde izliyor musunuz yarışmaları? Doğru cevapları veriyor musunuz? Yani çok nadir. Çok nadir. Edemiyorum pek çok fazla. Peki efendim, ilk sorum şudur size. Geniş alana yayılmış seyirlik görüntüye ne ad verilir? Geniş alana sanırım. Ay deriz ki, ay buranın da bir şeyi çok güzelmiş. Havası. Yok, bak bak doyamadım. Manzara. Manzara, doğru cevap alıyoruz, alkışları. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Efendim, yazı geride bıraktık. Tatile gidebildiniz mi? Gittik. Nereye gittiniz? Avşa'ya. Avşa'ya, nasıl oralar? Avşa Adası'nın hep güzel olduğunu duyuyorum ama bana hiç gitmek kısmet olmadı. Ayberk nasıl ya, gidelim diyor. İnşallah yaza gideriz ekipçe. Yarışma çekeriz. Nasıl Avşa? Nesi güzel? Yani eğlencesi de güzel, bir de denizi çok güzel. İstanbul'a da yakın. Evet. Kaç saat sürüyor ortalama? 2 saat. Çok ideal. Tam kaçamak, hafta sonu kaçamak yeri. Peki, şahane. Geçiyorum bir diğer soruya. İkinci sorum şudur. Ramazan ayında insanların sahur vaktini kaçırmaması için sokaklarda hangi enstrüman çalınır? Bam bam bam. Davur. Ne? Davur. Ne? Davur. Enstrüman derken? Evet, davur diyorsunuz değil mi? R ile diyorsunuz sonunu. Davur, evet. Davur değil onun adı. Onun adı başka davur, bir şey. Davuru çalıyoruz ya. Bana bir kodlar mısınız? Evet. D, A, V, U, L. L. Davul, evet. R mi? L. Davul, davul. Lale'nin L'si. Davul, doğru cevap. Gelin yanıma, kaçmayın. Kameraman arkadaşımı yarıyor. Evet. Davul. Bir an davur diye ben duydum da. R'de biraz sıkıldım. Olsun olsun. Tamam. Gönüller bir olsun. Anlaştık davulda. Son soruya geçiyorum. O da şudur. Küçükken çizgi film izler miydiniz? Evet. Çizgi film kahramanını soracağım size. Çizgi film karakteri Var Yemez Amca hangi hayvandır? Var Yemez Amca ördek olması lazım. Ördek, doğru cevap. Sevgili seyirciler, alıyoruz alkışları. 3'te 3 yapıyoruz. Peki en sevdiğiniz kahraman hangisiydi? Ben şeyi seviyorum, civciv olan vardı ya. Tweety mi? Ha, civciv olan Tweety. 3 tane Tweety'nin saçı var mıydı? Yoktu. Yoktu değil mi? Ben şu an iyice gittim. Neyse, bu mevzuyu uzatmıyorum. Ben de şeyi severdim ama. Bir tane anneanne vardı ya Tweety'de. Anneanne böyle sallanırdı. Evet, işte be. Bayılırdım ona gözlükle. Neyse, sohbet uzuyor efendim. Ben market çekinizi takdim edeyim. Bizim için şöyle kameraya doğru bir maksat yarışmak olsun değil lütfen. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Hoşçakalın. Yanımda bir maksat yarışmak olsun izleyicisi var. Hep görüyordum Kadıköy'de, Üsküdar'da dedi hanımefendi. Kısmet bugüneymiş. Evet, bugüneymiş. Sizi tanıyalım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Yasemin Eğri, mimarım. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Ne güzel, çok da hoşsunuz Yasemin Hanımcığım. Tarzına bayıldım Yasemin Hanım'a. Vallahi öyle. Şimdi öğle arasında mısınız bugün öyle ya da? Öğle arasındayım, evet. Öğle arası. Yakın mı iş yeriniz Bakırköy'de? Evet. Peki, harikulade. Gün bugünmüş. Bakalım. Nasıl? Bakalım neler olacak. Evde biliyor musunuz sorularımı? Çoğunu, fakat ben futbol sorularını hiç bilemiyorum. İnşallah gelmez. Çok sevmiyorum. Hmm, peki, başka sporlarla ilginiz var mı? Ben kayak seviyorum. Kayak, ne güzel. Evet, dağcılık yaptım uzun yıllar. Ay, harikulade. Topu sevmiyorum açıkçası ben çok. Ne güzel, ne güzel. Ben de snowboard seviyorum ama malum onu son bir yıldır yapamadım. Yani onu da söyleyeyim, inşallah bu yıl kısmet olur diyeyim. İnşallah. Yasemin Hanımcığım, sorularım burada. İstediğiniz kartı seçin. Geldi bir kart. Bakalım. Futbol yok. Aman hemen karta bakar bakmaz, alır almaz ona baktım. İlk sorum şudur. Kadınlar saç örerken saçı en az kaça bölmek zorundadır? 3'e bölmek zorundadır. 3'e bölmek zorundadır. Doğru cevap alıyoruz alkışlara. Saçlarınızı hep böyle mi kullandınız? Herkese yakışmıyor. Çok güzel o. Çok uzun saçlarım vardı yıllardır. Ama artık çok sıkıldım düz saçı yapmak. Harika, bayıldım. Bilsem ki bana da sizin gibi yakışacak. Vallahi yaptırır. Siz daha gençsiniz, yakışır. Peki Yasemin Hanımcığım, birazcık sohbet edelim istiyorum. Mimarım dediniz. Evet, mimarım. Yıllardır da bu işi yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. 35 senedir yapıyorum bu işi. 35 senedir maşallah. Şimdi genç arkadaşlarımız da yeni bir yılla birlikte işte sınava girecek olanlar var. Kendilerine hedef
hedef koyuyorlar. Mimarlık isteyenler için buradan ne söylersiniz? Nasıl bir iştir mimarlık? Mimarlık hem çok özveri isteyen bir iş, çok gözlemci olmak lazım, çok araştırmacı olmak lazım. Herkese bir mimar lazım diyorum. Niye diyeceksiniz? İçinde oturuyoruz. Bütün evet. binaların içinde barınıyoruz, oturuyoruz, yaşıyoruz. Benim bir hocam vardı. Arkadaşlar derdi, bir binanın ölçüleri köfteden çıkar. Hocam nasıl olur diye sordum. Köfteden mi? Evet, bir binanın büyüklüğü, mutfağın büyüklüğü veya evin büyüklüğü köfteden çıkar. İşte nasıl olur, nasıl hocam? Kıymayı aldın, onun için bir dolap lazım. Hadi dolaba koydun. İşte içinin soğanı için soğanlık lazım. Pişirmek için ocak lazım, yağ lazım, şu lazım. Anı size mutfak ölçüsü derdi. Çok güzel tespit. Köfteden mutfak yapardık. Çok güzel tespit. Şimdi daha kolaylaştı tabii mimarlıklar. Artık AutoCAD'de çizimler var. Biz eskiden kağıtlara çizerdik günlerce evet. kalkmadan. Çok yorucu. Benim de üniversitede mimar özverili, olup... Çok özverili. Böyle uzun yıllar okuyan arkadaşlarım var. Gerçekten mimarlara da her zaman ihtiyacımız var. Sizin o estetik zevkinize hem de... Kişiye hitap etmek lazım biraz da. İsteğe, arzuya ve... Kullanışlı, elverişli. Tabii kullanıma, ergonomi çok önemli. Peki efendim. Geçiyorum ikinci sorunuza. İlk görüşte başlayan aşklar genellikle hangi isimle anılır? İlk görüşte başlayan aşklar. Bir şey aşkı denir. Bahar aşkı mı denir? Yok. Yine gökyüzüyle ilgili bir durum vardır. Bahar aşkı değil. İlk görüşte aşk, uçucu aşk değil. Değil. Böyle daha şiddetli bir şey. Yıldırım aşkı. Yıldırım, doğru cevap alıyoruz alkışları. Ayberk, niye bu kadar bu soruda coştun sen? Ayberk arkadan desteklerine. Bu arada yüzünü gördük, hiç ekranda göremediğim. Evet, evet. Yüzünü. Evet, merak ediliyor evet. kameraman arkadaşlarım. Portakal arkadaşınız değil, değil mi? Portakal da arkadaşım ama şu an burada yok. Ayberk kendisi. Evet, bugün Ayberk'le birlikte. Portakal diye söylüyorsunuz. Portakal, portakal diye. Portakal da selam olsun. Geçiyorum efendim son sorunuza. O da şudur. Sevilen tatil beldeleri Datça ve Köyceğiz hangi ile bağlıdır? Muğla'ya bağlıdır. Muğla'ya bağlıdır. Doğru cevap alıyoruz kocaman alkışları. Market çekimi takdim ediyorum. Maksat yarışma olsuna katıldığım için çok mutluyum. Hep izliyordum. Bugün ben de konuk oldum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yanımda Tatlişko Hanım efendiler var. Abla kardeş miyim? Evet. Peki tanıyalım efendim sizleri. Ben Nuran Şenyuva. Siz? Ben İpek Ersoy. Peki ne yapmaya çıktınız bugün? Alışveriş, dolaşmak. Hava ne güzeldi. Güzel. Evet. Havalar hiç belli değil ama aynen bir gün yağışlı bir gün güneş açıyor. Benim sesim gitti. Aynen. Bir şeyim yok ama ses gitti. Bir evet. türlü gelmiyor. Aman dikkat edin, herkes hasta. Aynen var. Evet evet. Ne yiyeceğimizi bilemiyoruz. Aynen. Evet, ben de öyle bugün mesela biraz yani bunalttı bu beni. Evet. Ama dün de bu tarz bir şey giymiştim ve üşümüştüm yani. Hiç günler belli olmuyor. Aynen, peki evet. hanımların ikisiyle de yarışacağım. Herkes bir şansını deneyecek. Aynen. Ve hazır da alışverişe çıkmışsınız. Evet. Çorbada bizim de tuzumuz olmuş olur. Fena ama. Güzel bir şey. Güzel bir şey değil mi? Neden olmasın? Aynen. Evde izliyor musunuz efendim evet, yarışmaları? İzliyoruz, izliyoruz. Peki. Yarışmaları ben çok seviyorum. Biliyor musunuz soruları sorulan? Bazen biliyorum, bazen bilemiyorum. Siz? Ben de aynen. Bazen biliyorum, bazen bilemiyorum. Peki efendim, kartlarım var. Evet. Herkes kendi şansını kendi tayin tamam. edecek. Buyurun seçin kartınızı. Geldi aradan bir tane. Hemen kaptım. Bakayım, karışık da bir kart geldi. İnşallah bildiğiniz İnşallah. Yerden gelir. İlk sorum şu. 90'lı yıllarda çıkardığı iki albümü Yine Sensiz ve Acayipsin olan şarkıcı kimdir? Tarkan. Tarkan, doğru cevap alıyoruz. Alkışlarım, megastarım. Evet. Hakikaten çok başarılı. Evet. Dinler misiniz? Evet. Ben de çok severim. Evet. En sevdiğiniz şarkısı? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Hanımefendi öpücükleri yolladı. Peki ne güzel. Birbirinize yakın mı oturuyorsunuz evet, abla kardeş? Ay çok büyük avantaj. Bahçeli evlerdeyiz. Bahçeli evler. Evet. Bahçeli evler, ne güzel. Geçiyorum ikinci sorunuza. Tarkan'ı geride bırakıyoruz. İkinci sorum şu. Bir İstanbul türküsüne göre kuşlar neyin tellerine konar? Telgrafın. Telgrafın. Doğru cevap alıyoruz arkadaşlar. Şarkılarından, türkülerinden geldi Tarkan. Aynen evet. Valla evet. ilk iki soru öyle şarkılı türkülüydü. Kazanırsanız mincik söyleyecek misiniz? Telgrafın. Yok, sesim güzel. Tamam tamam. Güzel tamam. Israr etmiyorum. Son soruya geçiyorum. Su
çiçeği de denilen genellikle havuzlarda yetişen narin ve güzel çiçek hangisidir? Orkide miydi? Değil, böyle hep görürüz ya böyle bir yaprağın üstünde. Nilüfer. Doğru cevap alıyoruz, alkışları. 3'te 3 yapıyoruz, kazandık. Market çekini kazandık. Peki en sevdiğiniz çiçek hangisi? Nilüfer'le orkide. Kazandınız değil mi? Orkide mi? Evet. Nilüfer'i de çok seviyorum ama orkideyi daha çok hanımlar seviyor orkideleri. Peki aynen. Efendim, tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Sıra kardeşinizde minik bir yer değişikliği rica ediyorum hemen. Ablanızın performansını nasıl buldunuz? Kız kardeş de. Peki. Nasıl buldunuz kardeşinizi? Buldum. Çok güzel. Başarıyla ilerledi. Evet, kazandı. Kazandı. Sıra sizde. Sıra bende. Peki hemen şöyle kartımı ben bir Ayberk'e vereyim. Bu kartı tutalım. Ne oldu? Ben gidince bir şeyler kaynadı artık. Ne dediniz? İnşallah bilirim dedim. İnşallah bilirsiniz. Şöyle uzatayım. Seçin. Şu en arkadaki seçin de hemen aldım efendim. İlk sorum şu. Ressam ve heykeltıraşların çalıştıkları yerlere ne ad verilir? Onların nesi vardır? Mesela iş yeri demeyiz. Onlara deriz yani. Ki o bir şey de. Kalem çalışması falan yok. Yok. O çalışmaların tamamını yaptıkları yere ne denir? O A ile başlayan bir şey. O bir yerde A. Orası böyle dağınık olabilir. İşte her yerde boyaları vardır. Onun ardiye. Değil. O onun nesidir? At. Atın önünü. Nesi onun o? Bir düşünün. Bir bana konsantre olun. Soruyu tekrar okuyayım efendim. Kopya yok. Aa, hanımefendi gördün mü? Kafasını çekmeden söylemeye çalışıyor. Anlamadım. Ne? Bir daha okuyayım soruyu. Ressam ve heykeltıraşların çalıştıkları yerlere genellikle ne ad verilir? Atari mi? Atari değil, at. At. Çalıştığı yeri diyor. Çalıştıkları yer. Mesela heykeltıraş yapıyor. İş yeri gibi düşünün. İş yeri gibi düşünün. Ama onlara biz iş yeri demeyiz, o bir şey de deriz. Alkıtta. Eyvah, üzülerek doğru cevabı veriyorum. Atölye. Ay. Atölyesinde. Ay, heyecandan herhalde oldu. Çok normal, heyecandan. Evet. Renk kattınız. Abla kardeş, iyi ki geldiniz, yarıştınız. Şöyle market çekimize. Sizinle ilk tanıştık. İyi ki. Biz böyle market çekini takdim ettik. Hoşçakalın, uğurluyoruz sizi. Hoşçakalın. Beyefendi alışveriş merkezinde gördüm. Dedim ki hadi gelin yarışalım. Aa dedi, ben izliyorum sizi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkürler. Hocamızı beğeniyorum. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Hiç aklınızdan geçer miydi bir gün karşılaşacağımız, yarışacağınız? Hiç aklımdan geçmiyordu gerçekten. Bugün kısmet bugünmüş. Bugün karşılaştık. Gelmiyordum ben. Burada emlak bürom var. Dedim bir uğrayayım bir saat. Ondan sonra işte çıkacaktım, tesadüf demek ki, karşılaşmak kısmetmiş, var. Kısmetmiş, evet, karşılaşmak varmış kaderde. Evet. Şunu da sorayım, Fenerbahçeli misiniz? Evet. Sarı lacivert çizgileri görünce üstünüzde takip ediyor musunuz bütün maçlarını? Tabii, vaktimiz oldukça. Ama bu sene Fenerbahçe'ye kızgınım biraz. Kızgınsınız. İstediğiniz gibi gitmiyor mu takım? Tabii, futbolun içinden geldiğim için. Eskiden var mı futbolculuk geçmişiniz? Vardı, geçmişte var tabii. Bayağı. Ne güzel, ne mutlu efendim. Sporla geçilmiş bir hayat diyelim. Evet. Hala da gayet fit duruyorsunuz. Evet. Belki o günlerden dolayıdır, bilemeyiz. Evet, bu arada isminizi rica edebilir miyim? Benim adım Mustafa Abdullahoğlu. Mustafa Abdullahoğlu bizimle efendim. Mustafa Beyciğimle yarışacağım. Şöyle kameraya doğru dönersek yüzünüzü de görürler Mustafa Bey. Evet. Elimde kartlarım var. Buyurun, istediğinizi seçin. Ortadan geliyor. Kartı hemen aldım. Bakalım bilebilecek miyim? Bakalım neler var Mustafa Bey'in kartında. İlk sorum şudur size. Satın aldığımız meyvenin içinde ne gördüğümüzde onun organik olduğunu düşünürüz. Ama meyvesine göre değişiyor o. Evet, ama şey derler. Mesela sevgili Canan Karatay diyordu. Eğer elmanın içinde bir şey görürseniz bilin ki o organiktir. Aslında bizim görmeyi de çok istemeyeceğimiz bir şey. Meyvelerin içinde ne olur? Ya genelde şey oluyor, çekirdek. Ama bizim görmek istemeyeceğimiz ne olur? Görmek istemeyeceğimiz. Onu görünce belki yemeyeceğimiz. Domateste beyazlıklar var. Yok yok, bu böyle içinde başka bir canlı var. Ne olabilir? Kurt mu? Kurt, doğru cevap alıyoruz alkışlar. İçinde kurt gördüğünüz zaman bilin ki
Organiktir diyorlar. Tabii. Peki en sevdiğiniz meyve ne? Nar. Nar çok da faydalı. Hakikaten pek çok doktor da söylüyor. Bir sürü derde de deva şifa niyetine. Karatay Hanım da çok şey yapıyor narı. Efendim? Karatay profesör. Canan Karatay da diyor. Peki sayın hocamız. Geçiyorum ikinci sorunuza. İlk soruyu geride bırakıyoruz. İkinci soru şudur. Sinema ya da tiyatrodaki bekleme alanına ne ad verilir? Fuaye. Fuaye. Doğru cevap geliyor alkışlar kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Kurgu yönetmenim Ayşegül göndersin alkışlarımızı. Alttan alkışlarımız gelsin. Son soruya geçeceğim. Hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? Yok canım. Çok rahat beyefendi. Peki harikulade. Genelde bu rahatlığıma zaten hep kızıyorlar. Çok rahatsın diyorlar. Aa neden? Genel olarak ben hayata hep pozitif bakıyorum. Şu süper. Hepimiz stres oluyoruz. Hani zaten siz... Yatakta stresimiz var evet, mı? Evet hayata dair hepimizin kaygıları var, sıkıntıları var. Evet. Bazen demek ki karşınızdakiler böyle çok stresliyken belki de sizin böyle rahat pozitif olmanız onları sinir ediyordur. Tabii insandan pozitif enerji almak da farklı. Tabii önemli bir şey o da. Efendim son sorum şudur. Dünyanın en büyük yeraltı şehri nerededir? Ülkemizde bir yerde. Ülkemizde bir yerde. Antalya? Değil, yeraltı şehri. Yeraltı şehri. Bak onu biliyordum aslında da. Antalya'da değil, nerede olabilir? Yeraltı şehri. Mardin? Mardin de değil. Kayseri'ye yakın bir yerler. Kayseri. Sivas? Değil. Sivas, Kayseri, Yozgat. O civarda başka hangi vilayet var? Böyle turistlerin de çok gittiği bir yer. Çok güzel fotoğraflar çekiliyor orada. Kayseri civarı mı? Evet civarı diyelim. Pamukkale değil bu taraf tersi. Değil. Pamukkale, Kapadokya değil. Neresi değil? Kapadokya. Kapadokya bölgesi şimdi o bölgenin genel adı. Orada neler var? Yani neresi? Şey var. O su silüetleri var yani su akıyor. Tamam şimdi Kapadokya bölgesindeki bir yer. Ama neresi? O bölgeye biz Kapadokya diyoruz. Tamam. Yani neresi olabilir? Ya aklımda da aslında şey yapamıyorum. Mesela Ürgüp var, Göreme var. Göreme var, Ürgüp. Diğeri ne? Ne olabilir eyvahlar? Ne ile başlıyor? Nide'nin nesiyle başlıyor? Nide'nin başlıyor. Allah'a. Bildiğim şey bak bir türlü şey yapamayacağım. Çıkaramadık. Üzülerek 5'ten geri sayacağım. 5. 4. 3. Nevguma değil değil mi? Nevguma. Efendim? Nevguma. 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 Yok değil. 2. Üzülerek söylüyorum efendim. Nevşehir olacaktı. Tamam vilayet olarak sormadın ki sen bana. Yanlış mı sorduk soruyu Ayberk'cim? Yanlış sorduk. Yanlış mı sorduk? Ne dedik? Sen vilayet deseydin ben şeyin Nevşehir'e ait olduğunu biliyorum. Yeraltı şehri diye sordum neresidir? Vilayet Nevşehir. Yok ben soruyu yanlış algıladım. Peki olsun maksat yarışmaktı. Yoksa ben şeyi biliyordum yani Kapadokya'nın Nevşehir'e ait olduğunu, vilayet olduğunu. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Renk kattınız. Tanışmış olduk, yarışmış olduk. Hoşçakalın. Yanımda daha önceden yarıştığımız bir hanımefendi var. Hatırlattı bana kendini. Yarışmıştık dedi. Elenmiş miydiniz, kazanmış mıydınız? Elendim. Kaçıncı soruda? Üçüncü soru. Üçüncü sorum çünkü bir parça zor olabilir. Soru neydi? Hatırlıyor musunuz? Unuttum yine ya. Unuttunuz yine. Ay, eyvah eyvah. Peki bugün bilecek miyiz? İnşallah. İnşallah. Bugün kazanmaya geldik. Bugün o gün. Bugün kazanacağız. Bugün pes etmiyoruz. Bugün kazanacağız. Üçüncü soruyu da bileceğiz. Yanınızdaki beyefendi kimdir? Ya spor arkadaşım, spor yeri. Spor arkadaşınız. Hemen sizi tanıyalım. Yağız Kukurik, 23 yaşındayım. Bulgaristan göçmeniyim. Özel bir üniversitede radyoloji son sınıfım. Kolaylıklar dileyelim. Radyologların da işi çok önemli. Hakikaten onların tespitleri kıymetli. İnşallah son seneyi de atlatırsın rahatça. Vallahi, bakalım.
Peki bakalım. Ne yapıyorsunuz? Spordan arkadaşım dediniz. Fitness mı? Fitness. Siz? Fitness, crossfit, kickbox. Ama peki beyler biraz daha hevesli oluyor değil mi? Hevesli, çok çok. Peki efendim, peki. Şimdi arkadaşınız da destek olacak size inşallah. İnşallah. Hem hanımefendiyle hem beyefendiyle yarışacağım. Önce hanımefendiyle başlıyoruz. İsminizi rica edebilir miyim? Kadriye Yıldırım. Kadriye Hanımcığımla başlıyoruz efendim. Elimde şöyle bir kartlarım var. Buyurun seçin istediğinizi. En baştaki, peki. Hemen şöyle kapattım Kadriye Hanımcığım. Mutfaklarınız nasıldır? İlk soru yemeklerden. İdare eder, çok. Peki bakalım, en sevdiğiniz yemek hangisi? Pilav. Peki efendim, ilk sorum şudur size. Hangi yemek pişirildikten sonra demlenmesi için üstü gazete kağıdıyla kapatılır? Genellikle gazete kağıdıyla. Pilav. Pilav, doğru cevap. En sevdiğiniz yemek hangisi? Pilav. Sorunun cevabı pilav. Gerçekten şanslı gününüzdesiniz diyelim. İnşallah, bakalım. Peki efendim, ikinci soruya geçeceğim. O da şudur. Ortasında başın geçmesi için delik bulunan kare biçimli giysiye ne ad verilir? Böyle üşüdüğümüzde onu geçiririz ortadan. Panço muydu? Ne? Panço. Panço, doğru cevap. Alıyoruz alkışları. Efendim bu yılda yine çok moda pançolar. Evet, panço moda. Peki takip eder misiniz modayı? Alıyorum, giyiyorum. Modayla pek işim olmuyor ama. Yakışanı alıp giyiyorum ihtiyacım dahilinde diyor. En doğrusunu da siz yapıyorsunuz bence. Teşekkür ederim. Peki son soru zamanı. Son soruya kadar nasıl buldunuz Kadriye Hanım'ın performansını? Vallahi süper. Ben bilemezdim. Hızlı hızlı ilerledik. Beyler genelde tekstil ve güzellik sorularında biraz geride kalabiliyorlar hanımlarda. Bilemezdim ben kesinlikle. Yani. Peki. Son sorum da şudur size. Denizlerin ve okyanusların altında meydana gelen depremlerin ortaya çıkardığı dev dalgalara ne denir? Tsunami. Tsunami, doğru cevaptı. 3'te 3 yapıyor Kadriye Hanım. Gün bugün demiştik. Gün kazanma günü demiştik. Tebrik ediyorum, market çekimi takdim edeyim. Nasıl geçti? Bugün mutlu muyuz? Bugün mutluyum. Seni gördüğüme daha çok mutlu oldum. Ben de öyle. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Çok uzağa gitmiyor Kadriye Hanım. Hemen beyefendiyle yer değiştiriyorlar. Hemen alalım sizi yanımıza. Kulaklık çok havalı. Teşekkürler. Herkes de böyle büyük büyük güzel güzel kulaklıklar var bu ara. Spor yaparken başka türlü zaman geçmiyor. Olmuyor değil mi? Kimisi bakıyorum ben böyle televizyon izliyor o spor ekranlarından, oradan bir şeyler açıyor. Ya onlar aslında spor yapmaya gelmiyorlar. Öyle mi diyorsunuz? Peki en çok hangi tarzda müzik dinlersiniz? Yabancı, rock, rap. Bu ara herkeste bir rap şeyi de var. Evet. Ülkemizde de rap'e doğru bir eğilim de var. Ama Türkçe sevmiyorsunuz yani, evet. Siz. Kimleri yani dinliyorsunuz çok yabancı? Yabancı Metallica, Jay-Z. Peki Türkçe pop'ta kimleri dinliyorsunuz? Türkçe, Türk pop dinlerim dediniz. Merve Özbey. Ay, efsane bir sesi yok mu? Evet. Selamımız olsun buradan. Bayılıyorum sesine. Evet. Peki, vurur yüzde ifadesi, seni seviyoruz seni bir tanesi diye burada mesaj gönderelim Merve Özbey'e de. Geçiyorum sorularınıza, hazır mısınız? Hazırım. Sohbete doyum olmaz, haydi başlıyoruz. Elimde şöyle kartlarım vardı ama size bir kart kaldı. Çünkü hanımefendiye sordum az önce diğer kartı. İlk sorum şu. Suyu yukarıya doğru türlü biçimlerde fışkırtan ağızlığa ne ad verilir? Fışkiye. Ne? Fışkiye. Fıskiye, doğru cevap. Fıskiye duydum. Fıskiye, fıskiye. Peki fıskiye doğruydu. Benim de fıskiyelerle ilgili şöyle bir anım var. Küçükken yazın sıcaklarda o fıskiyeleri gördüğüm zaman atlardım yani o serinliğim diye. Sizin var mı onu, bir şeyin? Onu ben de yapmıştım. Kim yapmıyordur ki diye düşünüyorum. Geçiyorum ikinci sorunuza. O da şu. Kendi adına kazanç sağlayan tüm meslek türlerini niteleyen söz nedir? Ekonomi. Yok, ben soruyorum mesela, diyorum ki işiniz nedir? Ben bir şey, benimki bir şey meslek diyor. Serbest meslek. Serbest, doğruydu. Alıyoruz alkışları. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Peki, şimdi radyoloji okuyorum dediniz. Evet, radyoloji. En çok zorlandığınız ders hangisi? En çok zorlandığım ders sanıyorum. Hepsi. Sanıyorum nükleer tıp. Nükleer tıp. Ne görüyorsunuz nükleer tıpta? Nükleer tıp daha zor. Hastaya enjekte edecek ilacın bağlaması oluyor. Ona göre doz ayarı. Ama yani zevkli bölüm. Ya ben stajını da nükleer tıpta yaptım. Hani biraz daha öğrendim gibi
nükleer. Peki zorlandığın şeylerin üstüne gitmeyi seviyorsun galiba. Zorlandığı alanla ilgili yani stajını biraz, da yapmış. Biraz üstüne giderim zorlandım ama çok da zorlamam yani. İyi, peki bakalım inşallah sağ salim mezun olursun. İnşallah. Peki son sorum da şudur sana. Hangi kıtadan söz edilirken yeni dünya ifadesi kullanılır? Amerika. Amerika doğru cevaptı. Alıyoruz alkışları. Bir market check'im daha geliyor Ayberk'ten. Hemen kaptım. Şöyle takdim edeyim. İki arkadaşı market check'iyle uğurluyorum. Nasıl geçti yarışma? Güzeldi. Vallahi güzeldi. Yani... Sizce? Çok güzeldi. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. İkinci soruda biraz tökezleyecektim gibi oldu ama. Tökezleme. Teşekkürler. Peki o zaman ikinizden de rica edeceğim. Üç dediğimde maksat yarışmak olsun diyoruz. Anlaştık mı? Bir, iki, üç. Maksat yarışmak. Aa, hiç ses çıkmadı. Ben bunu saymam. Olmadı. Bir, iki, üç. Maksat yarışmak olsun. Yanımda iki arkadaş var. İki beyefendi var. Beyefendiyle bir parça meslektaş sayılırız. Televizyon geçmişi varmış. Azıcık sohbet ettik Ayberk'cim. Sen kamerayı kurana, ayarlayana kadar sizi tanıyalım. Adım Mehmet Akif Özdemir. Avcılardan geliyorum. Yaşım 28. Ne güzel, sizi tanıyalım efendim. Adım İsmet, soyadım Şen. İstanbul'da Esenyurt'ta oturuyorum. Peki arkadaşlık nereden? Arkadaşlık geçmişe dayalı bir arkadaşlık. Kaç yıllık? Gıda sektöründe yaklaşık 6-7 yıl falan oldu. 6-7 yıllık bir dostluk, ne güzel ne mutlu. Beyefendi bilir mi sorularımı? Yani üniversite mezunu, hatta ikinci üniversiteye adım attı. İlk ne güzel. Oldu. Üç oldu. Üç oldu maşallah. İstanbul Üniversitesi tarih. Tarih, hadi inşallah. İşte yüzü kızarır. Eyvah. Peki iki beyle de yarışacağız efendim. Yer değişeceğiz. Sizce beyefendi bilir mi sorularımı? Bilir. Kısmet. Bilir, kısmet. Hadi inanıyoruz kendimize. İki kartım var. Nasıl sorular gelecek? Sorayım mı sırayla? Olabilir. Kartlarımdaki soruları beylere harcayacağım nasılsa. İlk sorum şu olsun size. Pürupak sözünün günümüz Türkçesindeki karşılığı olan pekiştirilmiş sözcük nedir? Pürupak. Pürupak. Böyle annelerimiz kullanır. İşte ev pürupak olur. Pürupak. Kopya yok. Beyler yan yana birbirine tüyo vermeye başladılar Ayberk'cim. Daha ilk soruda. Şimdi düşünüyoruz yani. Annelerimizi aklımıza getiriyoruz. Hani pürupak. Ev pürupak oldu. Bugün yoruldum ama pürupak oldu. Temiz. Tamam, temizlikle ilgili bir şey ama ne? Ben orada size bir pekiştirme soruyorum. Pekiştirilmiş sözcük soruyorum. Pürupak. Temizi pekiştirirseniz ne olur? Ne deriz? Bir saniye, hemen düşüneceğim. Heyecanlandık. Evet, biraz heyecan. Tabii. Temizi pekiştirirsek tertemiz. Tertemiz, doğru cevap alıyoruz alkışları. Geç olsun güç olmasın. Bir alkışlayın. Bir durdum, eyvah dedim, gidiyoruz ilk soruda herhalde. Yani biraz ilk defa biz de annelerimize yardım ediyoruz ama temizlik konusunda bazen duyuyoruz ama yani işte heyecandan biraz kameranın... Bir şey söyleyeceğim, dürüst ol. Annen temizlik yaparken yardım ediyor musun? Yok, yardım etmiyorum. Az önce ediyoruz diyordu. Ah bu erkekler, ah bu beyler. Sorsanız hepsi ediyor. Ama şey... boşa gidecek. Şey, kendim ama yapıyorum mesela. Peki, ne güzel, ne güzel. Geçiyorum ikinci soruya, o da şudur. 28 nerenin plaka kodudur? 28. Hayır, beyefendi telefon çıkar bakayım. Yok. Şaka, şakacıyız. 20, 21, 20. 28. Yok, 20, 28. Nerenin plaka kodudur? Gümüşhane mi acaba? Değil. Bir dakika. Gel bakalım. Neresi olabilir? Yani Ege tarafı mı? Neresi olabilir? Değil, G'li bir yer. G. Gümüşhane dedi önce de Gümüşhane. Gaziantep. Gaziantep de değil, iyi düşün son hakkın bak. G'li var. Ya tabii nasıl bilemem ya. Nasıl bilemem. Evet, ben orduluyum ama Giresun. Gelirken plak... Giresun, doğru cevap alıyoruz alkışları. En yakının belki ili biliyor, ili biliyor. Nasıl bilemem, heyecan böyle bir şey. Ki siz de yakınsınız ona rağmen evet. Bu kadar heyecan yaptığını. Aklıma şey geldi yani, ilk önce yani Hatay civarı geldi.
Sonra önce dedim, Gümüşhane dediniz, sonra Hatay'a gittiniz orada. Yani peki dedim, olsun, bunu da bildik nihayetinde. Evet. Ordulu musunuz? Evet. Ordu'nun dereleri... Aksa yukarı aksa. Sesiniz güzel mi? Yani... Kazanırsanız söyleyecek misiniz bir kuple? Bilmiyorum yani. Alırım ben o bir kupleyi, alırım bir kupleyi. Ya başka bir şey olsun yani, şarkı hiç. Şarkı hiç istemiyorum diyor beyefendi, pek ısrar etmeyeyim. Son sorum gelsin size. Büyük Ozan'ımız Aşık Veysel çocukken geçirdiği hangi hastalık sonucunda görme yetisini kaybetmiştir? Sevda. Sevda. Sevda mı? Sevda diye hastalık mı var? Sevda diye hastalık hiç duymadım ben. Yani o olsa olsa böyle kalp ağrısı, aşk acısı falandır. Sevda hastalığı ilk defa duydum. Siroz mu hocam? Ne? Siroz. Siroz da değil, yok. Görme kaybını azalt. Hangi has? Hayır beyefendi, yanımızdan beyefendi soruyu komple uydurdu. Görme kaybını azaltmıştır diye bir soru sordu beyefendi. Hayır. Tekrar edeyim. Çocukken Aşık Veysel'in geçirdiği hangi hastalık sonucunda kendisi görme yetisini kaybetmişti? Aslında onunla ilgili gerçekten okumuştum hayatıyla ilgili ama inanın aklıma gelmiyor. Şi hastalığı. Kopya yok. Okumuştum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Beşten geri sayıyorum. Bir saniye. Düşünüm. Beş diyorum. Dört diyorum. Neden? Üç. İki. Görme. Bir. Acaba... Bir saniye. Söylüyorum. Bir saniye. Söylüyorum diyor. Kıyamıyorum yarışmacıya. Söyledim gitti şu anda. Şeker hastalığı değil beyefendi, sizi yanlış yönlendiriyor. Çiçek hastalığı. Evet, çiçek hastalığı olacaktı. Eyvah. Dıt 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 dıt. Yok mu? Yani bir soru daha. Yok maalesef. Maksat yarışmaktı. Tanışmış olduk. Renk kattınız. Siz sıranızı savdınız. Şimdi kopyacı beyefendi geliyor yanıma. Haydi bir yer değişikliği yapalım. Bakalım size kim kopya verecek? Bu vermez. Vermesin zaten, kopyacıları sevmiyoruz biz. Değil mi? Evet. En doğrusu hiç sevmiyoruz kopyacıları. Hemen kameraman arkadaşım Ayberk'e şu kartımı bir teslim edeyim. Hop geri döndüm. Ne kaynatıyorsunuz? Çiçeği. Çiçeği nasıl bilemedim onu ben. Tamam yani. Artık hiç unutmam. Tamam. Evet, evet. Peki efendim, sizin sorularınız geliyor. Alayım. Hazır mıyız? Ben hazırım. Ben hazırım. Bakalım neler olacak. Sorum şu. Cağaloğlu Hamamı İstanbul'un hangi ilçesindedir? Kopya yok. Hamamın ismi Cağaloğlu. Cağaloğlu Hamamı, kopya yok. İstanbul'un hangi ilçesindedir? Cağaloğlu. Söylemek yok. Bir fısıldıyorlar Ayberk. Bak hala. Cağaloğlu Hamamı. Tarihi bir hamam. Evet, çok önemli tarihi bir hamam. Hangi ilçemizdedir İstanbul'da? Mecidiyeköy'de değil. Mecidiyeköy'de değil, hiç değil. Kopya yok. Beyefendi diyorlar. Bir şeyler diyor Ayberk. Hava kaçırıyor. Aksaray'da var, o da değil. Aksaray'daki tarihi hamamlar da var, o da değil. Cağaloğlu Hamamı hangi ilçededir? Beşiktaş'ta hiç değil. Cağaloğlu Hamamı... Hiç Cağaloğlu Hamamı'nı duydunuz mu? Beyoğlu'nda. Değil. Cağaloğlu ilk defa duyuyorum ama yani... Çok yapıyorsun, çok önemli. Hamam. Evet, çok eski bir hamamdır. Osmanlı'ya dayanıyor kökü ama. Söyleyeyim mi cevabı? Yok, söylemeyin. Söyle. Kopya yok. Kopya yok. Beyefendi fısır 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 sonra diyor ki söylemeyin. Aklıma üç yer geliyor. Mecidiyeköy, Taksim, Aksaray gibi geliyor ama... Ben işte tahmin etmiyorum. Kopya yok diyorum, hala söylüyor beyefendi. Söylüyorum efendim üzülerek. Fatih olacaktı. Beyefendi Sultanahmet deyip duruyordu. Olsun, maksat yarışmak. Sultanahmet'te gördüm yani, Osmanlı yılına dayanan hamam Sultanahmet. Hangi ilçesindedir İstanbul'un İlçesinde. Diyorum. İlçe sorduğum için Sultanahmet Fatih'e bağlı oluyor. Maksat yarışmaktı. Maksat yarışmaktı. Kendin tekrarı olmaz. Bak görüyorsun değil mi? Belki tekrardan alsak diyor beyler. Kazanmak, kaybetmek. Teselli var mı teselli? Teselli ödülüyor ki ilk yarıştınız diyoruz. İyi ki tanıştık diyoruz. Abi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın deyip beyleri de uğurluyorum. Maksat Yarışmak Olsun'un bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.